la neve di Milano, questo è male, non è una cosa diffusa, è una persona. E con questo io vorrei dire una cosa che sono convinto, con Satana non si può dialogare, perché se tu incominci a dialogare con Satana, sei perduto. È più intelligente di noi, e ti rovescia, ti fa girare la testa e sei perduto. No, vattene. E quindi tu, Papa Francesco, mi dici che il male va con la maiuscola. C'è un nome, un cognome. Sicuro, eh? Bak, tarif ettiği şey klasik hipnozun etkisini diyor. Bak başınız döndürüyor. Elia tarif ediyor. Ve benliğinizi kaybedersiniz diyor. Kaybolursunuz diyor. Yani bayılırsınız diyor. Hipnozun etkisiyle. İşte Bediüzzaman söylüyor. Yani müthiş harikalar mazhar olan Deccal ise diyor. Yani hipnoz ve manyetizmanın ve ispiritüanın nevinden müthiş harikalar mazhar olan Deccal ise diyor. Suriye hükümetinin yani İngiliz devletinin hakim olduğu inanın içinde, krallığın hakimi olduğu inanın, onu bir ilah gibi ilan eder diyor. Suriye hükümetini bir ilah olarak ilan eder. Bir sineğe mağlup olan bir insanın diyor, kendisini ilah olarak diyor tanıtması ne kadar ahmakça ve maskaracı olduğu bellidir diyor. Herhalde benim kanaatim bu böyle bir enfeksiyon bir şey kapacak yani. Bediüzzaman onu durduk yere söylemez. Bir sineğe mağlup olan diyor. Ya bir sıtma falan bir şey alacak herhalde. Ondan ölecek gibi görünüyor. Evet dinliyorum. Kendi kendine oynayan bir kedi var. İşte kedi bu kardeşim. Tam olay yani. Enerji patlaması yaşıyor. Bayağı şeker. Hepsinin zekası huyu ayrı oluyor. Mesela bunun zeka seviyesi daha değişik. Huyu da daha değişik. Güzel mesela bu kedi olarak iddian. Evet. Öbürü mesela sakin. Bu ömür boyu böyle kudurgandır Allah öyle mi? Büyük Deccal'in diyor bir zaman ispirizma neviinden tesir edici, büyüleyici özellikleri bulunur. Diyor. Sadece dünyayı maksat edinen bu münkir, inkar edici, mutlak inançsızlıktan çıkan bir cüret ve cesaretle diyor. Yani Darwinist materyalist düşünceden kaynaklanan bir cüret ve cesaretle mukaddesata İslam'a hücum eder. Yani Allah yoktur, din yoktur, İslam yoktur. İşte Müslümanları kontrol altına alalım, şeffaflaştıralım tarzında hücum eder. İşin hakikatini bilmeyen halk bunu harikulade bir iktidar, büyük bir cesaret olarak görür diyor. Yani bak İngilizlerin, hakikaten birçok hükümet korkuyor, acayip tırsıklar. Acayip yani ben şimdi ülkelerin ismini söylemek istemiyorum da, akıl almaz korktu liderleri. Tam teslim vaziyetler. Bir tek Tayyip Hoca delikanlı kabadayı olduğu için ona güç yetiremiyorlar. Bir de ne yapacaklarını da şaşırdılar. Şimdi bir de metafizik bir koruma altında şu an Mehdiyet'in vesile olmasıyla metafizik bir koruma var, onu aşamıyorlar. Yoksa çoktan zehirlerdiler, öldürürlerdi, şehit ederlerdi. Hepsini yaparlardı. Ama yüzlerce harika meydana geldi. Onu anlayamıyorlar şu an. Yani bunu nasıl aşamıyoruz? Ya bir kişi nihayet ya. Bak kaç defa suikast denemesi yaptılar. Olmuyor, yapamıyorlar. Ve yapamazlardı. İnayet altında yani. O görevine yapıncaya kadar hiçbir şey yapamayacaklar. Allah'ı inkar eden deccaliyetin fertleri birer küçük Nemrut hükmünde nefislerine ilahlık verirler. Kendilerini Allah gibi görürler. Onların başına geçen en büyükleri Deccal, hipnoz, ispirisma tarzındaki olaylarla dehşetli harikalara sahiptir. Hatta daha ileri gidip zor ve baskıya dayalı ve şiddete dayalı
zahiri aslı olmayan hakimiyetini bir nevi haşa Rab gibi düşünüp ilahlığını Allah olduğunu ilan eder diyor. Hakikaten şu anda da ilahlığını ilan etmiş durumda Deccal. Mektuba sayfa 55. Sihir ve manyetizma, ispirizma gibi istidracı harikalarıyla kendini muhafaza eden ve herkesi tesir eden, bak herkesi tesir eden, büyüleyip etkisi altına olan o dehşetli Deccali ve bu Fethullah Gülen'i de etkileyen o. Adam kafayı yedi yani adam. Onun oyuncağı oldu şu an. Abilerin de birçoğunu etkiledi. Abi denilen adamların. Onları da kontrol altına aldı Deccal. Yani homoseksüelliği savunur hale geldiler adamlar. Evet. Darwinizmi savunuyor, homoseksüelliği savunuyor. Evet. Akıl gitti adamlardan. Ve İslam'a direkt cephe almış vaziyetteler. Müslümanlık diye bir şey yoktu adam. Bak kitaba niye bağlı oluyoruz ki diyor Fethullah Gülen. Kitaptan ne zaman kurtulacağız Kur'an'dan ya diyor. Kur'an'a ne gerek var biz kendi kafamıza göre hareket edelim diyor. Tabi içimizdeki sesi dinleyelim diyor. Bak Deccal'in mesleğini değiştirecek, Deccal'i öldürebilecek ancak harika ve mucizatlı ve umumun, bütün dünyanın makbulü olan bir zat olabilir ki o zat en ziyade alakadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'dır. Yani İsa Mesih inmeden karşılaşmanın Deccal'in sonu gelmiyor. Deccal ancak kendisini kızdıran bir şey sebebiyle çıkar diyor Peygamberimiz. Deccal insanın üzerine gönderecek ilk sebep onu gazaba getirecek bir kızgınlıktır. Şimdi biz o pisliği kızdırmaya çalışıyoruz. Sahih Müslim'de geçiyor. 2932-98-99. Bak meydan okuyorum sürekli ki bu çakal çıksın ortaya. Yani. İt gibi saklanıyor. İlla ki çıkacak yani. Papayı korkutmuş. Fethullah Gülen'i kontrol altına almış. Öbürlerini kontrol altına almış. Şimdi onu ben bulacağım. Sultan Baba'nın videosunu seyredebiliyor muyum? Evet, birazdan geliyor şu an. Geliyor. Evet. Tamam, o arada başka bir şeyler anlatayım. Anlamayın, merhaba.